Bir diyetle Mümkündür. destekleyerek de. Fakat o tedavi sürecinden sonra bir reçete veriyorsunuz herhalde, değil Evet, mi? Uyması gereken zaten hastanın. tedavi süreci sırasında beslin değişiyor. Ha. Neyi, iki şey söylüyoruz. Neyi yemeyecek Neyi ve neyi yiyecek? yiyecek. Aha. İkisi bir arada. Yani bilinç kazanması gerekiyor her Tabii, halükarda. kişi tabii ki diyebilir ki ben işte alışmadım falan. Tercihtir söz konusu. Bundan uzak duracak anlamındadır. İlla değil tabii ki. Ve bunun biraz önce dondurmayı bahsettim. Yiyeceğiz dondurmayı. Yani biz severiz Dondurmayı çok çünkü. seviyoruz. Tabii Hele ki de yazın ama yeniliyor. evet ama bazı grup insanlara işte diline bakarak, nabzını tutarak sıcak soğuğu olan çok önemlidir. Mesela sorarsınız hastaya kış geldiğinde hemen çorabı giyip uyuyor musunuz? Veya yok en son battaniyeyi seçiyorum. Çok önemlidir. Ateşli mi? Suya mı ait? Çok Hangisi? Evet üşüyorsa. çok üşüyorsa demek ki bu insan su fazlalığı, ateş eksikliği var. Ateş Evet eksikliği var. bu ateş Bu sefer besleyici. ateşli ve Tavuk et gıdalar. yiyecek mesela diyelim atıyorum. Bu Evet, şekilde. aslında çok ilginç konular bunlar. Kesinlikle. Yani. İşte bu konuda biz kitap hazırlıyoruz. Bir web sitesi hazırlama aşamasındayız. Evet. Çünkü bu kimi bilgiler gerçekten insanların bilmeye ihtiyacı Bilmek. var. Bilinçli yaklaşarak beslenmeye, egzersizin kendisine de futbol mu oynasın, salona mı geçsin? Şimdi biz aslında bu araştırmalar göstermiş ki bu bir zihinsel tercihtir. Bakın fiziksel aktivitenin zihinsel tercihidir. Neden? Psikolojide de, modern psikolojide var. İntravert, ekstravert. İçe dönük, dışa dönük kişiler.